ne yapacak? Muhalefetin tavrı ne olacak? Her ne yapacaksa bugün yapsın onu söylüyoruz. Zaten 2023'e giderken ki Kemal Bey teke tek teklerine de dedi. Ben Eylül'de bekliyorum dedi. Yalnız kusura bakmasın. Şu anki benim izlediğim tablo Eylül'de seçime gidecek bir hazırlanmış bir muhalefet portresi bana göstermiyor. Çok açık bir net sana söyleyeyim. Yani Eylül'de gidilecek bir seçime ya eğer bu demokratik bir düzeteçime gidiyoruz. Evet yani o normal şartlar altında bile olabilir belki ama şu anda hani şu bak şu daha parlamenter sistemi anlatmadınız, ekonomiyi anlatmadınız. Nasıl sandıkları korunacağı tam olarak hala belli değil ve eğer eğilirse çok geç kalmıyor geç sana kalındır. söyleyeyim. İstersen diğer konuya geçelim. Şimdi e, sevgili izleyicilerimiz birkaç haftadır bütün AK Partililer eee tabiri caiz görün lütfen. E, özgür özelin bir cümlesi üzerinden tepinip duruyorlar işte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. 4-6 yaş arası çocuklara din eğitim vereceğiz diye. Bunun üzerine Özgür Özel'de bir karşı açıklama yaptı. Tekrar söylüyorum orada <laughs> kullandığı ortaçağ tanımlaması bir üslup bozukluğudur. Niyet değildir. Üslup kelime seçimidir. Yanlış kelime seçmiştir. Bu kadar. En fazla bunu diyebilirsin. Ya yani böyle mi ifade edilir diyebilirsin bunu anlarım. Şimdi bunun üzerine bir tepinme dönüyor. Vay sen dini eğitime mi karşısın? Ben bir kere çok merak ediyorum. Din eğitimi ne ya? 4-6 yaşındaki çocuklara din eğitimi vermek Diyanet'in işi mi? Benim çocuğuma din eğitimi vermek Diyanet'in görevi mi? Ben mesela beni izleyen AK Partilere bir soru sormak istiyorum. Çocuğunuzun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gibi bir Müslüman olmasını gerçekten ister misiniz? Hırsızlığa sesini çıkarmayan, yolsuzluğa sesini çıkarmayan, tecavüze sesini çıkarmayan, bunca haksızlığa sesini çıkarmayan bir Müslüman olmasını ister misiniz? Tayyip Erdoğan gibi bir Müslüman olmasını ister misiniz? Bunca haksızlığı yapan, bunca hukuksuzluğu yapan, bunca bunca insan hayatını cehenneme çeviren bir Tayyip Erdoğan gibi çocuğunuzun öyle bir Müslüman olmasını ister misiniz? Ya da herhangi bir AK Partili gibi veyahut piyasada gördüğünüz herhangi bir dindar şahsiyet gibi olmasını ister misiniz? Benim çocuğuma, bir kere çocuğa okulda din eğitimi verilmez ki. Bunlar nereden çıkarıyorlar? Çocuğa din eğitimi ailede verilir. Ailede. Sen hangi hakla, nereden alıyorsun Diyanet olarak 4-6 yaşındaki çocuklara din eğitimi vermek üzere? Senin işin bu mu? Senin işin insanların inanç, ibadetlerini rahatça yapabilecek organizasyonlar yapmak. Bırak ben çocuğumu dinlere yaparım. Bu sadece din meselesi değil. Ben okullarda çocuklara Atatürkçülük eğitimi de verilmesini yanlış buluyorum. Ben çocuğumu Atatürkçü yapacaksam yaparım. Zaten çocuğuma doğru düzgün bir bilim, doğru düzgün bir fen, doğru düzgün bir edebiyat, doğru düzgün bir Türkçe aydın, medeni bir bireyi yetiştiğinde ben o çocuğun cumhuriyet felsefesini anlayacağını da bilirim. Aynı zamanda o çocuğun dinini bulacağını da. Çünkü çocuğa din eğitimi ailede verilir. Aile. Ben veririm çocuğa. Hatta sana çok enteresan bir örnek vereyim. Ben çok dindar bir insandım. Oğlum dindarların okuluna gidiyor. Bir gün geldi dedi ki, baba dedi yarın sabah bizim matematik öğretmeni Eyüp Sultan'a götürecek dedi namaz kılmaya. Oğlum ortaokul 1'de ya da pardon orta, ya, evet ortaokul 1. Ben böyle bir durdum. Niye dedim sabah 5'te Eyüp Sultan'a gidiyorsun? Valla bizim matematik öğretmeni götürmek istiyor dedi. İşte orada beraber kahvaltı yapacağız. Ertesi gün aradım matematik öğretmenini. Hiç unutma Mehmet Hoca'ydı adı. Mehmet Hoca dedim. Ben çocuğumu size iyi matematik öğretirsiniz diye gönderiyorum dedim. Bırak ben dindarlığı ben öğretirim. Ve o çocuğu okuldan aldım. Ben çocuğuma, herkes çocuğuna dindarlığı öğretir. Eğer çocuğunu devletten dini bir eğitim bekleyen bir aile varsa kusura bakmasın ben öğretemiyorum. Ben doğru düzgün bir Müslüman değilim. Ben ahlaklı değilim. Çocuğumu ancak devlet eğitsin demektir. Ahlakı biliyorsan kendin ver çocuğuna. Din, Müslümansan, Müslümanlığı zaten önemsiyorsan çünkü Müslümanlıkta inançta ruhban sınıfı diye bir şey yoktur. Din eğitimi diye bir şey de yoktur. Hatta Diyanet İşleri Başkanı geçen söyledi ya her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. İslam inancına göre zaten Müslüman olarak doğmuştur. Tamam. Müslüman mı yapmak istiyorsun? Zaten doğası gereği senin aile içerisinde o Müslümanlık eğitimini zaten alıyor, veriyorsan namaz kılmayı babayla öğreniyordu, anneyle öğreniyor zaten. Kur'an okumayı biz annemizle babamızla öğrendik çocukken. Kur'an kursa gittik, oraya gittik, buraya gittik. Tamam gitsin. Ama diyanetin kalkıp da benim dört... Bu mudur ya? Dünya çağa atlamış, bambaşka bir yere gitmiş, bambaşka bir aşamaya gitmiş. Senin konuştuğun hala ya bu ülkenin üniversiteleri ilk 500'de yok dünyada. İlk 500'de. Bu ülkede ne teknoloji var, ne bilim var, ne sanat var, ne edebiyat var. Hiçbir şey yok. Zerre kadar burnu sızlamıyor bundan. Zerre kadar hala kalkmışsın 4-6 yaşındaki çocuklara tamam dedin diyelim. Buna karşı çıkanı da din düşmanlığı kampanyası bir haftadır tepinip duruyorlar. Tam bir haftadır özgür özelliğinin üzerinde tepinip duruyorlar. Ya arkadaş... Siz mi bir tek Müslümansınız? Bu dinin patronu musunuz? Bu dinin sahibi misiniz? Bu Müslümanlığı kendinize hak mı görüyorsunuz? Siz Müslümansanız biz değiliz zaten. Çünkü bu kadar hırsızlığa göz yuman, bu kadar yolsuzluk yapan, bu kadar garip kurabanın hakkını yiyen, yahut yahut KPSS'de birinci olan çocuğu gözünün yaşına bakmadan muhalefet şeyde mülakatta eleyen adam Müslümansa ben değilim zaten sizinle nasıl aynı dinde olabilir? Bir de kalkıp bu Müslümanlık anlayışını bu ülkenin 4 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklarına aktaracaksınız. Ha sizden çok memnunuz. Bir de yeni gelen nesili kendinize benzeteceksiniz. Olacak iş değil. Daha yani. da beteri var aslında. Daha da temeli var. 4-6 yaş okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına, din eğitimin zorunlu olmasına ilişkin Milli Eğitim Şurası kararı alındı biliyorsun. Hani bu tartışmanın çıktığı yerde. Buna karşılık bu konudaki hazırlığın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması kararlaştırıldı. Yani aslında Türkiye'de Sünni İslam'ı temsil eden Diyanet İşleri Başkanı, zaten eğitimin içinde asla ve asla olmaması gereken bir şey de bu. Tamamen siyasal, siyasallaşmış Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'de 4-6 yaş, yaş arasındaki çocuklara zorunlu olarak hazırlanacak bir programı hazırlayacak ve önümüze koyacak. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ee, işte ben daha iyi araba alırdım ama işte arabam bozuldu. Korkudan, korkudan alamıyorum. Tamam mı? Ya millet hakikaten sokakta gezecek, otobüse bilecek parası yokken bir Diyanet İşleri Başkanı'nın derdi kullandığı lüks makam arabasının bozulması ve bunun üzerinden korkuyorsa zaten ben çok hani din konusunda uzman bir insan değilim ama zaten Allah korkusu yok demektir. Bir ülkede bir ülkede yoksulluk bu kadar fazla artmışken zaten işte bu iktidar ortaklarından bir tanesi biliyorsun büyük Birlik partili e, e, destici. E, evime ben eti e, şeyle kiloyla almıyorum. Kuzu kestiriyorum. Bunlar Büyük Büyükbaş ya. hayvan kestiriyorum. Ondan parça alıyorum diyebilen bir ülkede zaten dinden, imandan bahsetmek çok mümkün değil. Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir diyen bir peygambere inandığını söyleyen insanların saraylarda araçlarla kendi yakınlarına torpillerine hak yiyerek 3 maaşla 5 maaşla iş bulurken kendileri işte kuzu kestirip yok et yerken falan filan diğerlerinde bunu layık görmekleri bir sistemde zaten sen 4'e 6 yaş arasındaki çocuğa Diyanet İşleri Başkanlığı olarak veya Türkiye'de inanç sistemini, ahlak sistemini içselleştirememiş ne yazık ki. Bir sürü insanları içinde barındıran bir grup olarak ne diyeceksin? Şimdi Özgür Özel'in söylediği yanlıştı doğruydu. Bence de hani şık olmadı bana sorarsan. O cümle oturmadı doğru olmadı. Ama özünde karşı çıkılan şey o kadar doğru ki ve iktidar o kadar her konuda olduğu gibi inançlı olduğunu söylediği konuda da o kadar duvara yanaştı ki o bir cümleden bir fırsat bulup oradan bir şey yapmaya çalışıyor. Çünkü Din konuşulmaya kalkılsa gerçek din, gerçek İslam onların hani masaya yatırılsa onların inancı, gerçek din, yolsuzluk, açlık, yoksulluk, sefalet, başkası sürünürken en iyi arabalara binmek, en iyi şeylerde oturmak, başka türlü çünkü bir fotoğraf çıkacak ortaya Levent. Ben de birkaç cümle söyleyeyim herhalde sonuna doğru geliyoruz. Evet bitti zaten evet. Ee, şöyle söyleyeyim sevgili izleyiciler, mesele din eğitimi meselesi değil. Çocuğunu da tabii ki din eğitimi verebilirsiniz, tabii ki milli eğitim... Gerekirse organizasyon yapar, dersler koyar, seçmeli ders koyar. İsteyen aile ben okulda da istiyorum da diyebilir. Bence yanlış. Ama size söyleyeceğim bir şey var. Çocuklarınızı mevcut iktidar mensuplarının elinden kurtarın. Onlar gibi Müslüman olmalarına müsaade etmeyin. Onların verdiği eğitimlerle çocuklarınızın büyümesine aman sakın. Ben nasıl ki o çok sevdiğim matematik hocasına ben o çocuğumu sana matematik öğretesin diye gönderiyorum. Bırak ben dindar yaparım deyip çocuğumu aldım ya. Pırıl pırıl bir evladım var dürüst, ahlaklı, namuslu, iyi bir evladım var. Aynısını yapın. Çocuklarınızı Diyanet İşleri Başkanı gibi bir Müslüman olmasındansa hiç olmasın daha iyidir deyin. Bunların sabah akşam bu cümleleri döne tepinmesine, dini koruyormuş gibi davranmalarına, sizin dindarlığınızı, sizin çocuklarınızın namuslu birey olmasını, sizin çocuklarınızın hakkını yiyenler, mülakatlarla sizin çocuklarınızı eleyenler sizden daha iyi Müslüman olamazlar. Emin olun ki siz Diyanet Başkanı'ndan da Tayyip Erdoğan'dan da AK Parti'de size üstünlük taslayanların tamamından daha Müslüman, daha dindar insanlarsınız. Çocuklarınızı teslim etmeyin ve bunların din üzerinden onu dışlama, bunu şey yapma siyasi kampanyalarına da lütfen prim vermeyin. Türkiye artık bunları aşmak zorunda diyoruz. Biz bitiriyoruz. Biz. Peki hararetli bir, bir